Herkese merhabalar. Sizlerden yüzlerce, onlarca yorum geldi. Hocam Ramazan'da nasıl ders çalışmalı izlediniz? Ve bizler de sizlerin yorumlarını dikkat alarak sizler için Ramazan'da nasıl çalışabileceğinize dair bir program hazırladık. Göksel isimli bir öğrencimiz Ramazan videosu istemiş. Rodi Tunç da yine aynı şekilde Ramazan ayı ile alakalı bir çalışma programı istemiş. Arkadaşlar öncelikle Ramazan ayı büyük bir fırsat. Neden? Çünkü bazı arkadaşlar artık salacaklar. Aman yani oruç tutan arkadaşlar için söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyecekler ki ya zaten orucum ben hiçbir şekilde ders çalışmıyorum deyip birazcık ee, salık verecekler. Halbuki şu anda e, Nisan ayında ara tatilimiz de geliyor. Bunu çok iyi değerlendirebiliriz. Ve ikinci dönem, birinci dönemdeki eksiklerimizi kapatabiliriz. Ve böylece daha yüksek notlar getirebiliriz. Peki hocam sadede gelelim. Ramazan ayında nasıl çalışacağız? Arkadaşlar burada sizler için bir çalışma programı hazırladık. Fakat buradaki program kişiden kişiye değişebilir. Ama genel olarak okulu... Gündüz olan yani hafta içi sabahleyin okula giden öğrencilerimiz okuldan döndükten sonra dinlenmeliler ilk başta. Okuldan dönüş saatleri 16 olabilir, 15 olabilir, 17 olabilir bilemiyorum. Ama bir dinlenme var. Bu dinlenme uyku olabilir ya da bir şeyler izlemek, bir şeyler okumak olabilir. Sonrasında eğer bir yazılısı varsa tabii ki şu anda önümüzde bir LGS ya da üniversite sınavı olmadığı için hemen otur test çöz dememize gerek yok. Ama eğer bir yazılımız varsa veya belli bir planımız varsa burada 17-19 arasında yani iftar öncesinde ders çalışılabilir arkadaşlar. Ben çalışmıyorum hocam ben direkt yatıyorum diyorsanız o zaman iftardan sonrası için çalışma programımız var. Ama eğer iftardan önce ders çalışmayı düşünen arkadaşlar varsa hiç endişelenmesin. Neden? Çünkü açken siz sizsiniz arkadaşlar. Yani açken sen sen değilsin diyorlar ya. O Normal açlık. Eğer Ramazan açlığı varsa bu başka bir şey. Geceleyin kalkıp yemek yediğin için ve hemen hemen herkes aç olduğu için... ...yani eğer oruç tutan kişiler varsa etrafınızda... ...bir şekilde buna konsantre olabiliyorsun. Çünkü ağır bir yemek yedikten sonra zaten insan ders çalışamaz ki. Ya karnım şişti direkt uyuyası gelir. Ama açken verimlilik artabiliyor. Zihinsel fonksiyonlar artabiliyor. Enerji yüksek olabiliyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer sınavımız varsa e, tabii ki bu program biraz daha tamamen uygun bir şekilde yani bu programa tamamen uymamız gerekiyor. Ama sınav yoksa birazcık burayı da esnetebiliriz. İftarda tabii ki salçaları, makarnaları, pilavları hepsini yiyoruz ve karnımız şişip uyuyakalıyoruz. Öyle değil mi? Hayır. İftardan sonra yemek yiyebildiğimiz için eğer sınavımız varsa ertesi gün veya çalışmak istediğimiz konular varsa iftarda normal bir iftar yapabiliriz. Yani salata, çorba ve böyle hafiflerden hafif hafif yiyebiliriz. Çünkü iftardan sonra aralarda yine yemek yiyebiliriz. Annemiz bize tatlılardan, meyvelerden getirebilir. Dolayısıyla iftardan sonra bir mola ve sonrasında 23.45'e kadar bir ders çalışma yapılabilir. Sonrasında sahura kadar uyku. Sınavımız varsa tekrar söylüyorum. Sahurdan sonra da yine bir konu çalışması yapıp uykuyla okula gidilebilir. Bu sınav olduğu günler bu tamamen uygulanması gereken bir program olabilir ama sınav yoksa normal bir programda şu kısımdaki soruyu kaldırabilirsiniz. Ya da bu kısımdaki çalışmayı kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bizim burada size söylemek istediğimiz şey şu. Sizler 9. sınıfta Derslerinizde en yüksek başarı ulaşmak istiyorsanız asla ve asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Bunu hatta bakın üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize gösteriyoruz. Netler yükselmiyor yani diyelim ki yazılılarda istediğiniz puanları alamıyor musunuz? Çalışmaya devam ediyoruz. Beklediğiniz gibi değil mi? Ya çok çalıştım ama fizik yazılısından 60 aldım. Çok çalıştım ama kimyadan 62 aldım. İşte veya 50 aldım. Ben 100 istiyordum, 90 istiyordum. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Harika mı gidiyor? Süper notlar alıyorum hocam diyorsunuz. O zaman yine çalışmaya devam ediyoruz çünkü tutarlılık başarının anahtarı arkadaşlar. Dolayısıyla şimdiden e, çalışmalarınıza başarılar diyoruz. Bizler sizlere Tomuş Akademi olarak e, videolarımızla canlı yayınlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Bu arada Dukun sınıf dinamo setimizden de mutlaka faydalanmanızı isteriz. Hem sayısal hem sözel de var. Bu kitapların özelliği içlerinde hem üniversite sınavı hazırlık soruları barındırması bu tabi kutuyu açmaktan birazcık yıpranmış. Hem de normal yazılı provaları barındırması. Yani sizler eğer normal test çözmek isterseniz testler de var. ÖSM tarzı sorular çözmek isterseniz onlar da var. Hepsi kare kodlarda soru çözümleri var. Ve tabii ki de en önemlisi yazılı provaları var. Hem tarihte hem coğrafyada hem de edebiyatta sizlerin derslerinde en yüksek başarı ulaşması için hazırlanmış özel kitaplar bunlar arkadaşlar. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Tonguç Akademi 9. sınıf kanalında görüşmek üzere.